günler, mutlu haftalar sayın seyirciler. 10 milyon Akdenizli'nin ekranı Koza TV'den, Antalya stüdyolarından hepinize günaydın diyoruz. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Antalya gerçekleri, Antalya'yı konuşacağız. Antalya stüdyolarındayız elbette ki. Antalya'da konuşulmayan hiçbir şey kalmayacak. Program ortağımız sevgili gazeteci Ebru Küçükaydın'la beraber. Hoş geldin Ebru. Hoş bulduk. Uzun süredir bu programı beklettik ve dedik ki artık programı ekrana koyalım, yayına koyalım. Niye? Antalya'da çünkü birçok şey var, hiç konuşulmuyor. Biz artık buradan korkusuzca ama belli seviyede konuşmaya ve sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz sayın seyirciler. Hafta içi her gün saat 8.30 ile 10 arası dilimizin döndüğünce size Antalya'da yaşananları siyaseten veya her türlü yönden yaşananları bildiğimiz ölçüde tabii aktarmaya çalışacağız. Şu var, bize lütfen bilgilerinizi, bildiklerinizi, hatta elinizde belgeleriniz varsa yaşadıklarınızı bizimle paylaşın ki biz de herkesle paylaşalım, herkes haberdar olsun. Bizi izleyin bundan sonra, Antalya'dan haberiniz olacaktır mutlaka. Türkiye'nin dört bir tarafından eğer sesimiz gidiyorsa bize ekranda yazan Twitter adreslerinden sorularınızı gönderebilirsiniz. İsimlerimizi biliyorsunuz. Oradan Facebook'tan da gönderebilirsiniz. Ve biz de ortak oluruz. Sevgili Ebru hoş geldin. Daha doğrusu merhaba diyelim. Hoş geldin diye. Sen misafir değilsin artık. Ortağız. Buyurun. Söz sırasını sana bırakayım. Farklı bir üslup, farklı bir bakış açısıyla programı yapmayı hedefliyoruz. Özellikle de etkileşim olsun istiyoruz. Hem televizyondan, basından uzaklaşan izleyicilerimizi, hem gazete okuyucularımızı bu Koza TV ekranlarından da ulaşması adına yeni bir yol açıyoruz aslında. Evet. Tabii ki güne başladığında sabah saatlerinde öncelikli olarak yaşadığı kentten haberdar olması adına gazetelerin değerlendirmesini yapacağız. Farklı yorumlarla yapacağız. Bildik değil, ezber değil. Evet, şunun da altını çizmekte yarar var. Biz kimsenin alternatifi veya kimsenin farklı bir tercihi de değiliz. Farklı evet. Bir programla. Yani ona karşılık mı, buna karşılık mı değil. Sen de biliyorsun ki saat konusunda bile çok şey yaptık, düşündük. Hassasiyet kaç gösterdi. Olsun dedik, nasıl seyirciye ulaşırız dedik. O açıdan şey yaptık. Güzel bir gazete programı olacak. Gazete değil, güncel yaşamla ilgili olacak inşallah. Ama tabii senin elinde bir de gazete var. Hürses Gazetesi'nin genel yayın yönetmenisi. Hatta programdan çıkacağım, röportaja yetişeceğim. Evet. Yani böyle aktif böyle olarak devam edecek. Mesleğimizi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Meslektaş diye piyasada dolaşan bazı kendini bilmezlere de en azından biz buradan işte gazetecilik bu diye dilimizin döndüğünce Antalyalılara da aktarmak lazım. Çünkü ne kadar biz geri çekilirsek o boşluğu birileri bir şekilde dolduruyor. Aslında Ali'cim bunda en çok da bize pay düşüyor. Evet. En azından karakter olarak duruşumuzla, geçmişimizle, itibarımızla tabii ki yaptığımız işe güvenerek bir duruşta sergiliyoruz ama işte bu meslektaş dediğimiz, bize taş atanları devre dışı bırakabilmek, içinizde eleyebilmek için bizim bu mesleği icra etmeye devam etmemiz lazım. Küsmek, yılmak, mücadeleden vazgeçmek yok. Bu bağlamda baktığında bizler de ekranlarda olalım, kalemimiz köşelerimizde yer alsın. Bu arada Hürses'e de hoş geldin. İlk yazım bugün Hürses'te. Evet, işbirliği yaptık. Sen Koza'ya hoş geldin, ben Hürses'e hoş bulduk. Evet. Böyle de bir güzel birliktelik oldu. Evet, meslektaşlarımızı konuşacağız. Onların güzel yaptığı eserleri ya da yapamadıklarını dilimizin döndüğünce anlatacağız. Ama inan ki çuvaldızı biz daha fazla tabii, kendimize batırırız. Ukalalık yapmadan, kimseyi de kırmadan bunu yapmamız lazım. Bir konuyu burada evet. Açmak istiyorum gündeme başlamadan önce. Kafama takıldı da şimdi ekonomik kriz diyoruz. Turizmle ilgili bir sorun olduğu zaman valimizden, belediye başkanlarımızdan, bakanlarımızdan, hükümet politikasından ekonomiden en çok etkilenen turizm, tarım hepsini ayrı ayrı çözüm noktaları arıyoruz. Tabii ki ülkeye düşen pay bakımından değer de arz ediyor. Ama bunların yansıması olarak basının
Öyle hele yerel basının yaşadığı krizi biz onların sorunlarını ekranlara ya da televizyonlara aktarırken, gazetelere aktarırken biz kendi derdimizi anlatamıyoruz. Mesela bu konuya çok takılmaya başladım. Yani yerel gazetelerde şu an ekonomik krizler en fazla etkilenen, istihdam anlamında da ciddi manada gazetecilere iş veren konumunda. Ama o patronları yüreklendirmek lazım biraz. Valla bugünkü özellikle Üsteslen Mektup bölümünde ikinci sayfada gazetemizin bunu değerlendirdim. Ama yöneticilerimizin de bu anlamda daha duyarlı olmasını da bekliyorum. Kim olursa olsun. Yani ilçe belediye başkanı da olsun, vali de olsun. Sen de gündemde tutmuşsun, sıcak tutmuşsun. Evet. Yani aynı kriz bizi de etkiliyor. 1,5 milyon... Ama biz kendi derdimizi unutmuşuz. Başkalarının derdini çözmeye çalışıyoruz. Evet, onları manşetlere taşıyoruz. Hatta biz araştırmalar yapıyoruz. Biz de ne katkı sağlayabiliriz diyor ama... Aynı bakış açısını, aynı samimiyeti... yaşadığımız kentte hiçbir sektör temsilcisinden göremiyoruz. Bu gerçeği de hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Şimdi seyircilerimiz de der ki kardeşim size ne bizim, bize ne sizin derdinizden, kendiniz sözün der ama biz onların derdini dert ediyoruz. Sadece gazete alacaksınız, yerel gazete alacaksınız, destek olacaksınız, yerel televizyon izleyeceksiniz ekranlarınızdan ve yaşadığınız kentten haberiniz olacak. Bu kadar basit sizin yapacağınız. Adı önemli değil. Durum. İstediği televizyonu izlesin, istediği gazeteyi ama okusun. Ama şehirden haber olsun. Evet, kentten haberler olsun. Yaşadığı kentten neler oluyor, neler bitiyor haberler olsun. Kime sahip çıktığınızda lütfen dikkat edin. Aman ha, dikkat edin. Hani biz diyoruz ya, gazeteci kılığında dolaşan kişiler diye. Bunlarla ilgili biz ne kadar konuşursak konuşalım, onlara itibar eden, onları yüreklendiren bu kentte birileri varsa onların da kendilerine çekilecek. Hatta kaba bir tabir bile kullanacağım ekranı. Yani onları besleyen. Yarın öbür gün onlara hesap sormayız. Yarın öbür gün bu tarih onları besleyenlere hesap sormaya başlayacak. Şimdi Antalya Gerçekleri dedik programımızın adına sayın seyirciler. Çekirdek kadroyla Antalya'da bu yayını gerçekleştireceğiz. Elbette ki Adana'da büyük bir kadromuz var. Ama biz biraz Antalya'ya ağırlık verelim istedik. Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Vural iki kenti birden seviyor. Ve biz de Antalya ayağında elimizden geleni yapıyoruz. Antalya stüdyolarında size bu yayınlarda destek olan arkadaşlar var. Programın sonunda söyleyecektim ama başında da söyleyeyim. Sevgili Ozan Bostunç, Şenol Civcir, Gözlem Topuz, Burak Hüyüklü sayın seyirciler ve Duygu Yılmaz bizim programımızın yardımcısı olacak. Görünmeyen kahramanları. Evet, görünmeyen kahramanlar bizim yanımızda olacak her zaman. Ve diyelim ki hemen gazetelerden başlayalım. Yani senin takipçiler ne olacak? Takipçiler de var. Vallahi yani sosyal medya o kadar iyi kullanıyorsun ki 1,5 saatlik yayında senden ayrı olmaları, senden önce, haberdar olmamaları. Arada sen tweetinde at da ben buradayım demeyi unutma. Evet, az önce zaten bir başladık diye attım. Onlar öğrenmiştir. Birazdan sevgili Duygu da oradan bir fotoğrafla program devam ediyor diye bize destek olacak. Ali Buldu 07 ile bize Twitter'dan gönderebilirsiniz sayın seyirciler soru. Ve hemen başlayalım istersen Gerçek Gazetesi ile. Gerçek Gazetesi'nde manşet Serik hayır diyor denilmiş. CHP tam kadro katılmış ve Erdem halkımız çok duyarlı diye bir haber var. Politik bir haber birinci sayfada. CHP Antalya İl Örgütü hafta sonu referandum çalışmaları kapsamında Serik'te mahalle ve esnaf gezisi yaptı. Parti kimliğinin öne çıkarılmadığı çalışmalar Serik'in en kalabalık mahalleleri olan Kökez ve Akçaalan'dan başlatıldı demiş. Parti kimliği öne çıkarılmamış ama CHP Antalya örgütü hafta sonu referandum yapmış. Ne dersin? Mustafa Erdem de oradaymış. Hafta sonu çok Antalya hareketliydi bu bağlamda. Serik'te sadece için, CHP değil MHP de etkiliydi. MHP de etkiliydi. AK Parti de etkiliydi. Evet, Bakan Çavuşoğlu Antalya'daydı. MHP Genel Başkan Yardımcıları milletvekilleriyle beraber sahaya indi. CHP ilçelerde başladı hayır büroları açmaya. Sadece CHP'de söylemem gereken şey şu. Çalışmalar çok detaylı. Derslerini çalışmış bir vaziyette sahaya iniyorlar ama konferans salonlarının dışına çıkamıyorlar. Aslında zaten körlerle sağırlar birbirlerini ağırlar. Evet, lazım. Halka inmek gerekiyor. Evlere girmek gerekiyor. Doğru bir çalışma yapmak istiyorlarsa doğru bilgilerini doğru zamanda doğru yerde vermeleri gerekiyor. Bunu AK Parti iyi yapıyor değil mi? Böyle evet. Hücre çalışması diyorlar ya ev ev.
Onu çok başarılı yapıyor. Sadece AK Parti de 25'inde hafta sonu Başbakan Binali Yıldırım'ın start verdiği Ankara'daki o referandum startını bekliyordu. Bununla ilgili kendi SKM'lerinde çalışmaları hali hazırda devreye sokacaklar. Yani büro açarak vatandaş bana gel, gel ben sana anlatayım. Yok böyle bir şey. Yanlış bir uygulama. Yani kendileri gidecek ki hem parti üstü bir mevzu, siyasi bir mevzu değil diyorlar. Hem de bu bağlamda baktığın zaman siyasi bir örgüt çalışması yapıyorlar. Siyasi örgütün içinde de zaten önce ulaşılmayana ulaşmak var. Evet. Ama burada tam büroları açsınlar, açsınlar. Artı bir şey zarar getirmez ama amaç bu olmamalı, hedef bu olmamalı. Yani büroyu aç, gelsinler sana danışsınlar falan filan değil. Sen evlere git. Evet. Ben mesela şeyi de algılayamamıştım. Devrim Kök'ün ilk defa milletvekili, CHP Antalya milletvekilinin Kepez'de ofis açmasını. Halka iletişim kurmak için, halkla bir araya gelmek için ofise mi ihtiyaç var? Yani biz gazeteci olarak da bürolarımızda, ofislerimizde oturduğumuzda makipsesi yana gelmez. Öyle, ayağına dokunacaksın, gözünün içine bakacaksın. Soru sorduğu zaman da polemiğe girmeden, çünkü anayasa değişikliğini hedeflediğin noktada anlatabilmen için bunlar şart. Şimdi siyasetin dışında yaşananları da anlatacağız. Başkan Türel diyor ki Avrupa'nın tozunu attık. Bir Avrupa seyahati var. Bir ona geleceğiz. Fakat onun öncesinde iki tane sürmanşette haber var. Biri AK Parti'nin, biri CHP'nin. Soldan başlayalım. Sabrımızı fazla zorlamasınlar diyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya milletvekili. Antalya'da etkinliklerini arttırıyor. Bir taraftan da Türkiye'nin işi zor. Çünkü etrafımız bir ateş çemberi ve bir taraftan da Avrupa Birliği, Amerika arasında mekik dokuyan bir Mevlüt Çavuşoğlu var. Çok yorgun ve bunun yanında da hafta sonları da Antalya'ya gelerek seçim çalışmaları yapıyor. Yani hani Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Hakikaten. Yani önünde AK Parti olmuş, başka bir parti olmuş. Bakan var. Olarak, hele hele Antalya'nın bir bakanı olarak, Antalya milletvekilinden, yani bu kadar yoğunluğun içinde... Ya yeri geliyor biz milletvekilini görmüyoruz başka partilerden. Ama Çavuşoğlu hafta sonuna ayırıyor ve farkında mısın bilmiyorum, çok önemli bir açıklaması olduğu zaman dikkat çekmek adına Antalya Gazeteciler evet. Cemiyeti'nden sesleniyor. Evet, doğru. Tıpkı bu hafta sonu yaptığı gibi. Evet. Daha önceki dönemlerde de yapmıştı. Yani şeyi de iletişim araçlarını, mekanları doğru yerlerde de evet. kullanıyor. Kentin adını doğru telaffuz ettiriyor. Bu kadar yoğun içinde senin de söylediğin gibi yani Antalya'ya zaman ayırmak. Ali'cim sen nasılsın, Ayşe'cim sen nasılsın diye isimleriyle kişisel, hitap ederek de şey yapıyor. Kişisel doğru. hitaplarla herkesin gönlünü almak, yani gönüllere, bugün Ayla Hanım da yazmış köşesinde Ayla Çekiç, gönüllere hitap eden bir siyaset dedi bu. Bence insani yaklaşım. Onun şey yönü, ne diyeyim, duygusal yönü daha fazla Sayın Çavuşoğlu'nun. Evet. Bir de çok özel sohbetlerde hep siyaset konuşuruz, bilirsin gazeteciler, siyasetçiler de aramızda olur. Yani bir CHP'li AK Parti'yi eleştirebiliyor, AK Parti'nin içindeki yöneticileri eleştirebiliyor ama Mevlüt Çavuşoğlu'nu hep kenara koyuyor. Diyor ki yani adam doğru bir adam, evet. adam iyi bir Antalya adam. Antalya için iyi kazanım. Evet, bunu söylettirebiliyorsan karada ölüm yok. Yani yürüyeceksin, işinle anılmaya başlayacaksın. Peki döşeme altında bir görüntü paylaşıldı dün sıkça. Bir gazetede de, Sözcü Gazetesi'nde de dün manşetteydi. Hani bir çiftçiyi terslemesi diye söylenen bir olay. Onu izledin mi? İzledim. Ne düşünüyorsun? Hassasiyet. Polemiğe girmek istemedi. Ama polemik oluşturdu. Ama polemik oluşturdu. Tartışma evet. yaptı. Malzeme verdi diyelim aslında. basına malzeme verdi. Muhalefete malzeme verdi. Ha, Çavuşoğlu'ndan normalde iyi tanıyanlar. Beklenmeyecek bir olay. Beklenmeyecek bir olay. Ama bulunduğumuz süreçte karşı karşıya gelmek hassasiyetler gerektiriyor. Bu hassasiyetin sorumluluklarını taşıdı bence. Bence biraz da şundan kaynaklandı diye düşündüm. Olmaması gereken bir hareketti ama şundan, çok gergin, ülke gergin, kendisi gergin, Elbap var, Irak var, Amerika var, Rusya var, her yer ateş çemberi. Bunların içinde bir çiftçinin hesap sorar nitelikte ses tonunu yükseltmesi rahatsız etti bence Sayın Bakanım. Ben de çiftçiyim dedi ki, ailesi de çiftçi. Evet. Ailesi de çiftçi. Sonra arkasına döndü gitti. Bence... Arkasına dönüp giderken bütün heyet arkasından gitmek yerine biri çiftçiyle ilgilenseydi, doğru. orada profesyonellik yapıp biri çiftçiyle ilgilenseydi o görüntü oluşmazdı. Yani hatta pazarın sonunda tekrar oturtabilirdin o çiftçiyle. Bırak eleştirsin seni. Sadece biri demek ki hazırlamış. Çıktı. Değil mi? Kamerayı biri hazırlamış.
bu polemi yapmak için. Çok rahat yakalanmış. Evet. Mesleki anlamda baktığımızda da rahat yakalanmış. Biri yakalanmış ve bunu da servis yapmış. Bu oyunsa oyuna gelinmemesi lazım. Oyun değilse Sayın Çavuşoğlu'nun bunu telafi etmesi lazım diye düşünüyorum. Ben telafi eder ol. Ve Sayın Çetin Osman Budak sağ köşede Antalya ekonomisinin ruhuna Fatiha demiş. Antalya ekonomisi değil. Şöyle baktığımız zaman ekonomi durgun. Çok hızlı bir dövizin yukarı çıkıp aşağı inmesi, dengesizlikler. Yazıların beklentilerinin altında olması, istihdam sayısının artması. Bir de piyasa artması. Kendini referandum gününe endekslemiş. Ne olacaksa ondan bir gün sonra ona endekslemiş. Para yastığın altında, istihdam yok, hiçbir şey yok. Ve bir taraftan da Cumhurbaşkanı diyor ki istihdam sözünü veren bütün işverenlerin takipçisi olacağım diyor. Böyle de bir çalışma var. Ama şunu söylemek istiyorum. Para dönüşü yok evet. Piyasada. Çetin Osman Budak'ın açıklamalarını eleştirisel gözle iktidar partisinin yöneticileri, seçilmişleri değerlendirebilir ama Çetin Osman Budak'ın bir farkı var. Çetin Osman Budak rakamlarla konuşuyor. Bütün açıklamalarını takip ediyorum. Rakamlar bana göre gerçeği yansıtır. Yani bir ekonomik kriz yok, evet var söylemlerinden dışında. Çetin Osman Budak'ın açıklamalarını kulak arkası etmemeleri gerekiyor. O. ATSO Başkanı'ndan evet, gelen bir tecrübesi var. Tecrübe var. Bir de rakamları iyi şey yapıyor, analiz ediyor. Evet, tahlil edebiliyor. O yüzden Çetin Osman Budak'ın açıklamaları benim için önemlidir. Öngörü gazeteci için bakış açısı, gelecekle ilgili değerlendirmeli. Siyaseten değerlendirmeli. Yani felaket tellallığı yapmıyor. Gerçekleri yansıtıyor diye bakıyorum. Sayın Cemiyet Başkanımız, Antalya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Mevlüt Yeni diyor ki izliyorum ama bir taraftan da yolda olanlar için yayının linkini yayınlayın ki insanlar linki tıklayıp internetten de izleyebilsin diyorlar. Ozan Bey'e duyurulur. Sayın Bostunç. Talepler o kadar çok işimdi. Sayın Başkan oradan müdahale etmiş. Teşekkür Sayın ediyoruz. Sayın Mevlüt Yeni'ye teşekkür de. Ederiz. Bu yönde. Evet. Hemen MHP'ye geçelim. MHP'li Günal Türkiye'nin birliği için evet diyoruz diye bir açıklaması var birinci sayfaya yansıyan. Hafta sonunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin evetle ilgili geniş katılımlı bir toplantısı vardı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal 16 Nisan'daki yolu haritasında daha güçlü bir hükümet ve Türkiye'nin bu kısır döngülerden kurtulması için referanduma gidiliyor. Ülkenin birliği ve bütünlüğü için evet diyoruz demiş. Ne dersin MHP'nin toplantısını izleyebildin mi? İzledim. Genel olarak bir bakıp yerele indirgediğimizde Ali'cim referandumun kilit partisi MHP. MHP yüzdelik dilim anlamında yakalanması adına her ne kadar AK Parti ile beraber evet diyeceğini açıklasa da tabanla üst yönetim arasında sorun var biliyoruz. Öncelikli olarak kamuoyundan daha çok kendi tabanına uğraşması gerekiyor şu an MHP'nin. Eğer taban hayıra dönerse bu sefer hayırlar oranı farklılaşıyor. Bu yüzden MHP kilit partisi. Tabanına inebilirse MHP burada ciddi manada sonuç değiştirecek. MHP'ye bakılırsa sıkıntı yok gibi ama sıkıntı var. Var. Sıkıntıyı sadece görmezden geldiği sürece o sıkıntı büyür. Onların siyasi ahlakı genel başkanlarının söylediği bir cümlenin üzerine laf söylememek adına bir duruş şekli olarak değerlendiriliyor. Ama şimdi değişti o. Üst yönetim anlamında söylüyorum. Yani genel başkan ne derse hı hı. Bir itaat kültürü de bir AK Parti kadar MHP'de de vardır, ülkücülerde de vardır. Ama muhalifler de boş durmuyor biliyorsun. Yani ciddi manada çalışma yapıyor. Hatta çok erken de yol almaya başladılar. Etkili. Evet. Devlet Bahçeli'nin Twitter'lardan birkaç cümleyle açıklamalar yapması referandum sürecine ne kadar yeterli olur onu sorgulamak gerekiyor. Ya da tabandaki muhaliflere çok sert açıklamalar yapması birkaç kişi diye hitap etmesi bence büyük bir gerçeği görmezden gelmek diye düşünüyorum. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Referandum sonucuna evet çıkarsa ben MHP'nin durumunda merak etmiyor değilim. AK Parti'yi merak etmiyorum. MHP'yi daha çok merak ediyorum. Nasıl yani? MHP çıkarsa? Evet çıkarsa MHP'nin durumunu merak ediyorum. Yani partideki parçalanır mı diyorsun? Parçalanmak anlamına söylemiyorum. Yani AK Parti ile birlikte bence her ne kadar tepede başkanlık sistemi de olsa yönetim anlamında Cumhurbaşkanı yardımcısı, işte milletvekilleri, bakanlar kurulu bence bir koalisyon hükümeti görür gibi olacağız. Sadece tek baş olacak. Evet. Yani Bahçeli yarın öbür gün Cumhurbaşkanı yardımcısı olmayı kabul eder mi sence? Vallahi etmez gibi geliyordu önceden ama
şu anki tabloya bakılırsa soru işareti. Ama Bahçeli'nin geçmiş siyasetini araştırdığınızda ortaya çıkıp işte devlet adına bu yapılıyormuş gibi görünüyor ama taban bunu anlamıyorsa ben nasıl anlayacağım? Bahçeli'nin siyasi geçmişinde de gene kongrelerine bakın, gelme şekline de baktığınızda Ali ile hareket ederken birden Ebru'yla çıkan bir yapısı da olmuş zamanında. Onları da iyi araştırmak lazım. Doğru. Yani ekip ruhunun sürekli değişen bir sistemi var. Evet. Onu da diyorsun. Ben burada Mehmet Günal'ı görmüyorduk. Ben de onu diyecektim. Ben burada şu onu görmüş olduk referandum sürecinin başında. Hadi Mehmet Günal neyse de Ahmet Selim Yurdakul. Doktorumuzu ben hiç görmedim. Partililerin düğününe katılıp gidiyormuş etkinliklerine. Abi sosyal medyayı bari kullan da biz bilelim yani Antalya'ya gelip gittiğini. Ben affa sığınarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Dördüncü dönemi Mehmet Günal'ı biliyorsun değil mi? Öyle milletvekillerimiz var ki Antalya'ya geldiklerinde navigasyonu açıp nokta atışı yapıp burada açılış var, burada düğün var deyip navigasyon milletvekilleri diyorum ben. Bırak Antalya'nın sorunu, Antalya'nın sokağını bilmiyor. Ve bu kenti Ankara'da temsil ediyor, bizi temsil ediyor. Yani sayısı her geçen günlerde navigasyon milletvekilleri olarak tanımlıyorum ben artık. MHP'de mi? MHP'de var, CHP'de de var, AK Parti'de de var. Kim mesela? Ahmet Selim Yurdakul'u MHP'de söyleyebilirim. Evet. AK Parti'nin içinde işte Antalyalı olmadığı iddia edilen milletvekilini söyleyebilirim. Hangisiydi o? Sena Nur Çelik. Evet yani sadece adı Alanya biliyor. Evet. Adı aklıma gelmedi. Alanya'ya gidiyor. CHP'de de baktığınız zaman ilk aklına gelen kim? CHP'de ilk aklıma gelen. Ön seçim olmasından dolayı biraz artıyız CHP'de de. Deniz Baykal deme bana. Deniz Baykal, demem. Antalya'nın köylerine gidiyor. Köylerine gidiyor. Hele şu sıralar Akdeniz bölgesinde Afyon, Burdur. Evet. Referandum çalışması yapıyor. Onun eski ekibi etrafında. Evet. Önemli değil. Demin söylediğim eleştirinin tam karşısında gidiyor. Vatandaşla birebir sohbet ediyor. Gözünün içine bakıyor. Belediyeleri ziyaret ediyor. Kim o zaman senin söylediğin? CHP'de bulamıyoruz. Niyazi Nefikara. Değil. O Nefide, her yere gidiyor. Evet, doktorluğunun getirdiği şeyle ve zaten ön seçimde birinci çıkmış. Devrim koşturuyor. Devrim'de il başkanlığı yapıyor. Devrim CHP'de pek çıkartamıyoruz bunu. Ama ben bir navigasyon vekilliği... CHP bu avantajını ama sahaya yansıtamıyor. Değil mi? Evet. Yani her yeri bilen ekibiyle beraber evet. İllahi parçalı, dalgalı bir tabanının seçtiği bir listede sadece belli başlı insanları görüyoruz. Çetin Osman Budak da kendinden beklenenden fazla bir performans sergiliyor gibi geliyor bana. Ne dersin? Şimdi Ali biz Antalya'da görüyoruz da ben sık sık biliyorsun en azından ayda bir Ankara yapıp meclistir, partileri gezip bir genelden yereli yansımaya bakıyorum. Çetin Osman Budak'tan önce de AK Parti olsun, CHP olsun çok sık gidiyordum ama CHP Genel Merkezi'ne gittiğimde şöyle bir cümleyle karşılaştım. Bu kadar bilgi birikimine sahip, bu kadar donanımlı ilk defa böyle bir genel başkan yardımcısıyla karşı karşıyayız. Yani içerideki kulisten bahsediyor. Elit bir. Evet, yani Antalya'nın ismini en azından genel merkezde iyi taşıyor. Ben bunu görüyorum. Güneydoğu sorumlusu. Yani evet, Güneydoğu'daki evet, birçok evet. Esinliğe de beraber Van'a da gittik. Van'daki izlerimlerinde de çok evet. Seviliyor orada da. Diyaloglarında. Ama şunu da unutma. Çetin Osman Budak sayesinde CHP ilk defa ticaret, iş dünyasına kapılarını evet, açabildi. Evet. Daha önce Kılıçdaroğlu... Kapalıydı. Hem kapalıydı, bu organizasyonları yapıp, bu diyaloğu sağlayacak, bu samimiyet ortamını sağlayacak kimse yoktu. Şimdi Kılıçdaroğlu Van'a mı gitti? Van'daki iş adamlarıyla özel basına kapalı bir toplantısını evet, yapıyor. Evet. Başka yerde öyle. Organizasyonu hemen evet, sağlıyor. Evet, bu Çetin Osman Budak'ın kişisel diyalogları ve geçmişteki o toptaki yöneticiliğinden de kaynaklanıyor. İstersen köşe yazılarına da bakalım. Gerçek Gazetesi'nde İbrahim Akkaya Çerçeve adlı köşede abimiz ne yazmış? Kimlerin abdesti bozuluyor bugünkü yazısında? Liderin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teşkilat ve doktrine uygun olmayan tutumu nedeniyle abdesti bozulmuştur. Bizler bu bozulmuş abdestle namaz kılmayıp hayır yapmayı tercih edeceğiz. Cengizhan Göküz'ün sözleri bunlar. Antalya'nın kanaat önderleri arasında ilk sıralarda bulunan bir isim Cengizhan Göküz. Ben de altını çizerim. Etkili bir isimdir. Eskilerin dediği gibi 10 parmağında 10 marifet olan bir kişi. Deneyimli bir hukukçu, Antalya Barosu'nun eski başkanı, Barolar Birliği Genel Kurul Delegesi. Akdeniz gerçeğinde köşe yazarı diye anlatılmış.
Doğru Yol Partisi'nden meclis üyeliği yaptı. Sonrasında MHP'den Murat Paşa belediye başkan adayı olmuştu sevgili Cengizhan Gököz. Şimdi hayır demek için etkili isimlerin arasında yer alıyor ve Sayın Akkaya da Cengizhan Gököz'ü dile getirmiş bugünkü yazısında. Songül Başkaya Perde Arkası adlı köşede konuşmadan geçmeyeceğim demiş. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu memleketinde pazar gezisi yaptı sık sık. Çarşı pazar gezen Bakan Çavuşoğlu beklenmedik tepkisiyle herkesi şaşırttı. Vatandaşın açıklamalarına sırt çevirdi, döndü, gitti. Geçtiğimiz Cuma günü CHP'li Turgay Genç'in belediye başkanı olduğu Döşümaltı ilçesinde pazara çıkan bakan tezgahları gezip esnafla selamlaştı demiş. Ve bizim az önce anlattığımız olaya dev vurmuş sevgili Songül Başkaya. Kendi bakış açısıyla anlatmış. Herkesin kendine göre bakış açısı var diyelim. Ve başka köşe yazısı yok. Arka kapakta Zeytinköy kadınlarla değişiyor haberi var. Yörük gecesi coşkusu ve baş kemancı Işık anısına konser haberleri var. Gerçek gazetesini tamamlıyoruz ve Körfez'le devam edelim. Orada bir haberi birazdan konuşacağız. Avrupa. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Avrupa gezisiyle ilgili. Körfez gazetesindeyiz sayın seyirciler. CHP sahaya indi. Anayasa değişikliği için gerçekleştirecek referanduma 48 gün kaldı. Hayır büroları ile çalışmalara başlayan CHP il teşkilatı Serik'te sahaya inerek anayasa değişikliği ve referandumu anlattı denilmiş. Gerçeğin göbek fotoğrafı Körfez gazetesinde de yer alıyor. Bilgilendirme yapıldı ve Serikliler bilinçli denilmiş Çetin Osman Budağ'ın haberiyle beraber. Ali başlıkla hemen hemen çıkmışlar. Sahaya indi CHP, Serik hayır diyor. Ben de onu şöyle baktım da ikisinde de aynı fotoğraflarda olur öyle. Ajans kaynaklı bir haber. Yunan Bakan'a cevap denilmiş Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan. İşte az önce senin söylediğin olay, birine bir şey anlatacaksa geliyor bunun adresi buradadır. Biz bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Gazeteciler Cemiyeti'nin ziyaretini canlı yayınladık. Canlı yayınladığımızda da ben fark ettim, İstanbul'da izledim. Yanı başında Cemiyet Başkanımız Mevlüt Yeni var ve diğer yetkili il başkanı Rıza Sümer var. Ve yine bir açıklamasında Sayın Menderes Türel yanı başında. Yani o birliktelik görüntüsünü Sayın Valimiz var. Evet, Sayın Vali zaten hemen yanı başında. Bu görüntüyü sürekli veriyor. O mesela Yunan Bakan'a cevap veriyor. O görüntüyle veriyor. Evet. Önemli bir durum. Canlı yayında intihar etti. Antalya'da bir süre önce eşinden ayrılan işçi emeklisi 52 yaşındaki Azmi Tek Ocak sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı canlı yayında kendisini iple asarak intihar etti. Sosyal medya. Evet. Psikopat toplum. Yani nasıl bir şey, tamam sıkıntı olabilir de canlı yayında başkalarına intiharını izletmek nasıl bir duygu? Hakikaten, hastalıklı bir durum yani. Heh, bilimsel. İntihar zaten hastalıklı bir durum. Ama bunu bu şekilde de yapmak. Peki onu izleyenler mi haber verdi acaba? Yani tıklanma sayısı mı artıyor? Ne yaptı? Yani insanların cenazeleri ve ölümleri üzerinden şey yapmayalım ama iyi bir durum değil. MHP'li Günal evet gerekçelerini anlatmış. Sevgi izi Konget'le Antalya'da kanatlanmış. Bu arada sözünü keseceğim. İstanbul'daydın. Aha. Gece ben uykuya gideceğim. Sen tweet attın. Ben 3'te geldim Antalya'ya. Öyle mi? Uyudum. Uyuyabildiğim kadar. Sonra kalktım. Hazırlandım ve buraya geldim. İstanbul'da ne vardı? Antalya'ya konuşacağım. Biraz da İstanbul'da. Reha Beyoğlu var. Benim eski arkadaşım. İyi bir oyuncudur kendisi. Farklı oyunlarda vardı. Ama son rolü çok etkili bir rol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oynadığı Reis filminin başrol oyuncusuydu. Tayyip Erdoğan'a tıpatıp benzeyen. Hatta Sayın Beyoğlu'yla senin oturduğun koltukta canlı yayında yaptık burada. Reis filmiyle ilgili. Sadece gösterimi biraz uzadı ve Sayın Erdoğan'ın doğum gününe denk getirildi. Dün onun doğum günüydü. 63. doğum günüydü. Çok etkili isimler de vardı kokteylde. Türker İnanoğlu konferans merkezinde filmin ilk gösterimi gerçekleşti. Elbette AK Partililer ağırlıktaydı. Reha'ya destek vermek adına ben de İstanbul'a gittim sevgili Antalyalı bir arkadaşımla, dostumla beraber, Özgür Karagöz'le beraber gittik, destek olduk. Yanında yer aldık, manevi desteğimizi yaptık. Sonrasında da döndük, yarım günlük bir İstanbul turu yaşadık dün. Filmin yorumu nedir?
İzlemedim ki. İzlemedim mi? İzleyemedim çünkü 21'de gösterime girilecekti. Biz yarısında çıkmak zorunda kalacaktık. Ben hiçbir filmi veya hiçbir olayı yarım bırakmam. O yüzden havalimanına yetişebilmek için döndük. Antalya'da 3 Mart'tan itibaren de vizyonlarda olacak. İzleyeceğiz inşallah. O zaman yorumu da yaparız diye düşünüyorum. Hı. İstanbul'u sormuşken bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz evet hayır olaylarını az çok yorumluyoruz. Yani dilimizin döndüğünce. 7 kez taksiye bindim. Bindik. 7 kez. Ulaşmak için. Evet. 7 kez taksiye bindiğimde biliyorsun bir şehrin nabzını ulaşımcılar tutar. Evet. Taksiciler, halk otobüsçüler ve servisçiler. Çok etkilidir bu isimler. Çünkü o kadar çok insanla görüşüyorlar ve bir araya gelip fikir alıyorlar ki. Bindiğim her taksiciye sordum. Nasıl gidiyor? Durum nasıl? Evet mi hayır mı çıkar İstanbul'da? 7 taksicinin 6'sı hayır dedi. Düşün bak. 6'sı hayır dedi. Bir tanesi müşterilerime bakılırsa hayır ama ben evetçiyim. Fakat kafamda soru işaretleri var dedi. 7'de 6 o evet. Da kararsızlar evet, arasında. Çok ilginç bir durum. Evet. Taksicilerin tamamı yani biner binmez hani sen AK Partili misin, AK Parti yöneticisi misin, nesin bile demeden hayır diyorlar. Niye insanlar bu hale kadar gelmiş ve neye inanmış ya da nasıl inanmıyorlar çok ilginç. Bunun şey olması lazım. Son dönemde değişir mi değişmez mi bilmiyorum ama ulaşımcılar İstanbul'da hayır diyor. Onu da anlatmak lazım. Biliyorsun İstanbul Anadolu'nun göstergesidir. Yani ne olur sonuca baktığımız zaman bu tutum ilginç. Ben hala şuna katılıyorum. Evet de diyen, hayır de diyen tam olarak çoğu şey algılamış değil. Ama vatandaş olarak dışlanmış hissediyor kendini. Yani yönetimin dışında hissediyor. Yönetimin dışına atılmış hissediyor. Bu hayırı daha fazla... Sen oyunu ver gerisini karışma. Aha, evet. Bu iyi değil. Mantığıyla yani ben varımı diyebilmesi için bu mantıkla bakmaya başlıyor. Evet. Bizim gibi yapsınlar. Evet mi hayır mı belki diyelim hep beraber. Ha, yani sonucu şey olur ama vatandaş hakikaten bazıları diyor ki ama detaylarını da bilenler var. Taksici diyor ki şu maddeyi ben beğenmiyorum diyor. Öyle mi? Detaylı tabii, da o. Şu madde. Ben diyor AK Partiliyim diyor. AK Parti'ye oy veririm. Ama bu işin diyor AK Parti ile ilgisi yok. Bizim diyor reis diyor. O zaten o cümleyi söylemesi bile önemli. Evet, bizim AK reis Parti diyor. Ne istiyor da yapmıyor diyor. Zaten diyor ülkenin diyor başkanı diyor her şeyle ama şu maddeyi niye koyuyor benim aklıma ermiyor diyor mesela. Oradan bir soru işareti var. Yani bunu AK Parti CHP çok da sevindim yani bunu sorgulayabiliyorsa. Evet. Nereden baktığı hiç önemli. Sorguluyorsa bile yani vatandaşın bilinçlenmeye başladığının bir işaretidir bana. O 7. taksici Antalya'daydı bindiğimiz. Hmm. Antalya'dan gelirken dedik İstanbul'a hepsine sorduk. Sana soruyoruz. O da dedi ki evet demeyi istiyorum ama bir taraftan da endişelerim var diye o da anlattı aynısını. Yani insanların bir takım endişeleri var. Bu torba yasada hani mesela çok güzel iki tane madde var. Torba yasada geçirelim. Hı hı. Araya da böyle serpiştirilir ya istenmeyen bir olayı onunla beraber geçsin diye. Başkanlık sistemini de böyle algılıyorlar. Tamam başkanlık sistemi Avrupa'ya bir sistem. Avrupa'da ve dünyanın gelişmiş ülkelerinde bu sistem var. Ama niye araya bazı maddeleri atıyorsun? Mesela 600 milletvekilinin 400'ünün oyu gerekli diye madde koyuyorsun. Yani niye kendini yargıdan dışarı bırakıyorsun gibi yorumlar da var. Düz mantıkla bakan zaten bütün yetkileri var. Şimdi ekstradan evet. Ne verelim? Ne gereği var? Ha, neden buna gerek var? 2019'daki seçim için niye şimdiden böyle alelacele yapılıyor diyor. Evet. Böyle de bir durum var. Paylaşayım dedim. Ha şahidim de var. Bu benim yorumum değil. Onu da aktarmış olayım. Ha, canlı yayında intiharında kare kare fotoğrafları var. Ha biz sosyal paylaşım sitelerini izleyemedik, bakamadık. İstersen buradan da şey yapabilirsin. Psikopatik durumun buraya da yansıması nasıl, acaba? Evet. Toplum sağlıksız hale geldikçe ister istemez birçok alanda sağlıksız. İdris Özyol ne yazmış? Bizde fetih, batıda anayasa. Antalya 1207'de Selçuklu Sultanı Gıyasettin Keyhüsrev tarafından fethedildi. Fakat bu dönem kısa sürdü. 5 yıl sonra kent halkı Selçukluları çıkardı. 1215'te ise İzzettin Keykavus tarafından denizden ve karadan yeniden kuşatıldı. 1 yıl sonra da teslim oldu. Yani asıl
Fetih tarihi budur. 1207'nin üzerinde 810 yıl geçtikten sonra Antalya'nın fethini kutlamak için harekete geçildi. 10 yıl önce 2007'de yani 800. yılında hatırlayan bile olmadı bu fethi. Dünya tarihini değiştiren bir fethi değil ama faaliyet, etkinlik, şenlik babında kutlanabilir belki, itirazımız yok diye yazmış. Antalya'nın fethiyle ilgili bir durum ortaya koymuş sevgili İdris Özyol. Kaputun üstünde 61 metre sürüklendi. Antalya'da aşırı hız olduğu iddia edilen otomobil yaya geçindi. Bisikleti geçmek isteyen 22 yaşındaki Sezer Akkaya çarptı. Otomobilin kaputu üzerinde. Bir kaputun üzerinde 61 metre nasıl gidilir ki? Hızını değerlendirmek gerekir orada. Yani düşmeden ve adam da hiç düşürmeden gitmiş demek ki. Atladığımız bir yer olmasın. Sonra polemiğe neden olmasın. Rantalya'da yüksek topuk heyecanı. Ulusal basın da çok takip ediyor bunu. İşte magazin. Evet. 12 bin kişi hedefleniyor bu yükle. Niye bu fotoğrafta hiçbir erkek yok? Sevgili Ebru. Kadınlar arasında. Nedir bu kadın erkek eşitsizliği? Valla ben herkese insan olarak bakıyorum. 1, 2, 3 tane fotoğraf var. Kadınlara özel bir yarışma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Öyle mi? Yüksek topuk. Kadınlara tamam. Özel bir yarışma. Ben de diyorum erkek yüksek topuk giyerse doğru olmaz. Nefes alalım mı? Olur. Belki Duygu bize çay getirir. Evet, evet. Belki içeriz, kendimize geliriz. Sabah enerjimizi alamadık çünkü. Sayın seyirciler, kısa bir reklam arası verelim. Siz de soluklanın, biz de soluklanalım. Sonra yine devam edelim ama konuşacağımız çok şey var. Bizden ayrılmayın.